Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün konumuz gençler, sınav tayfasının en fazla yaptığı hatalar. Sakın bu hatalara düşmeyin. Peki hocam bu hatalar neler? Başlıyoruz. Gençler şunu yapıyorsunuz. Konuları hızlı hızlı geçiyorsunuz. Nasıl geçiyorsunuz? Şöyle yapıyorsunuz, hemen YouTube'dan videoları izleyip hemen geçiyorsunuz. Onları teker teker not almıyorsunuz. Tekrarını yapmıyorsunuz ve gereğince zaten test çözmüyorsunuz. Sırayla geleceğiz. Başka? En büyük yaptığımız hataların ikincisi tekrarların aksatılması. Ben bunu mutlaka her videomda tekrarlıyorum. Tekrar, tekrar, tekrar. Tekrar yapmıyorsunuz gençler. Günlük tekrarlarınız, haftalık tekrarlarınız ve aylık tekrarlarınız. Hep iyi olduğunuz ders veya konuya çalışıyorsunuz. Benim öğrencilerimden de aynı şekilde yapanlar var. Şöyle bakıyorum, haftalık plan programlar yapıyoruz. Fiziği çok seviyor bazı öğrencilerim. Hep fizik çalışıyor. Kimyaya, biyolojiye hiç bakmıyor. Özellikle sayısal tayfa. Biyolojiye bakmıyor, Türkçeye bakmıyor, nefret ediyor. Gençler, zaten bu derslerden siz atak yapacaksınız, sıralamayı oluşturacaksınız. Üzerine üzerine gitmeniz lazım. Kaçmayacaksınız kesinlikle. Onun yanında uygulayamayacağınız planlar, programlar yapıyorsunuz. Bazen gaza geliyorsunuz. Şunu yaparım, bunu yaparım. Teker teker programa yazıyorsunuz. Günlük, güne bakıyorum ben. Ya yapamayacağı kapasitesini aşan birçok şeyi yazmış orada. En sonunda ne oluyor? Bir tane yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor. Üçüncüden sonra artık yorulmaya başlıyor ve bırakıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Tekrar bir gözden geçiriyor plan programı. Tamam, ben bunu yarın yaparım. İşte diğer tesi gün yaparım. Ve plan program ne oluyor? Tamamen çöp oluyor. Uygulayamayacağınız plan ve program kesinlikle yapmıyorsunuz. Sevmediğiniz konuları zaten erteliyorsunuz. Az önce bunun üzerine durduk. Ya kalıtım konusu pek fazla zor değildir aslında. Soy ağacı olsun, onun yanında gençler denkleştirme olsun, kan grupları olsun. Bunları çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bazı arkadaşlar bunları bir türlü yapamıyor. Ve hemen atlayıp geçiyor. Aslında her denemede çıkan ve soru çıkma potansiyelinin yüksek olduğu kısımlardan bir tanesi. Başlarda hızlı tempo ile başladılar. Şu anda gençler artık bocalama dönemi başladı. Ağustos'ta çok hızlı başladınız. Ama şu an yavaş yavaş bocalıyorsunuz. Kasım çukurunu izlemeyi unutmayın. Açıklamalara zaten ekleyeceğim gençler bunda. Sırf hedef saatini ve soru sayısını tutturmak için uğraşıyorsunuz. Gençler, haftalık ben onlarca plan program yapıyorum. Bazı öğrencilerim de maalesef bu hataya düşüyor. Hocam ben bu kadar soru çözdüm, bu kadar saat çalıştım diyorlar. Fakat şöyle baktığımda maalesef bunlar verimli değil. O soru sayısını tutturmak için bir bakmışım edebiyattan, dinden hatta soru çözmüş. Hocam şu kadar soru çözdüm diyor. Bakın, ayrı ayrı derslerden biz farklı testleri veriyoruz. Ama o soru sayısına odaklanmış, sadece onu yapıyor. Tabii ki ne olacak? Verimsiz olmuş olacak. Sosyal medya. Bazı öğrencilerin aynı şekilde gençler Instagram'da hareketlere baktığımda günlük 1 saat normal olabilir. Fakat 4 saat, 5 saat Instagram'da duranlar var. Bunda ne yapmanız lazım? Engellemeniz gerekiyor. Ve hafta içerisinde bu olmasa dahi hafta sonu tamamen dağıtıyorsunuz kendinizi. Tamamen sosyal medyanın içerisindesiniz. Telefonu bir kenara bırakın. Hafta sonu tamamen eğlenin gençler. Kendinize zaman ayırın. Şu sanal dünyadan bir uzaklaşın. Stresi ancak bu şekilde atabilirsiniz zaten. En önemli madde belki de kendinize olan inancınız ve güven. Gençler, kendinize inanmıyorsunuz. Tamam, bir hedefiniz var. Ben bu üniversiteye gideceğim diyorsunuz. Fakat inanç meselesine geldiğimizde inancın çok az olduğunu görüyorum ben. Eğer kendinize inandığınızda zaten hiçbir mazereti kabul etmez, derse devam etmiş olursunuz. Ara ara çok çalışıyorsunuz ama bazen hiç çalışmıyorsunuz. Bu şekilde yapmaktansa şöyle yapsanız daha iyi olur. Planlı bir şekilde günlük baktığınız modunuz düşecek. Planlı bir şekilde 3 saat, 4 saat çalışırsanız zaten toparlamış olursunuz gençler. Paragraf ve problemler önemsenmiyor. Ondan sonra da benim netlerim niye artmıyor diyorsunuz. Gençler, paragraf ve problemi önemseyeceksiniz. Rutin, hiç çözmeseniz dahi 10 tane çözün, 15 tane çözün. Ama artık rutine bindirmenin zamanı geldi, geçiyor. Gençler, AYT'ye artık tamamen başlamış olmanız gerekiyor. Çünkü birçok konu var. Sayısal tayfa, en fazla konu zaten sizin. AYT'de sayısal konulara baktığımızda 116 konuyu geçiyor gençler. Fizik, çalış çalış bitmiyor. Dinamik başka, hareketi başka. Ondan dolayı hemen toparlamanız gerekiyor. Ve acil bir şekilde AYT artık bu ay itibariyle tamamen başlayın. Çok az soru çözüyorsunuz gençler. Kendinizi kandırmayın. En az iki kaynaktan zaten konuyu sağlamlaştırmak için uğraşacağız.
Ondan sonra üçüncü kaynaktan ne yapacağız gençler? Taramalarımıza devam edeceğiz. Konularınız tamamen bittikten sonra artık bölüm denemelerine başlayacaksınız. Tekrarlarınızı bu şekilde yapacaksınız. Kendinize inanın gençler. İnandığınız müddetçe zaten başaracaksınız. Evet, size inanıyorum gençler. Evet, bir videonun daha sonuna geldik gençler. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.